birazcık gerginlik olmuştu burada. Çünkü Mustafa Bey, biliyorsunuz asıl senin resmi nikahlı eşin Nefes, dedi ki aslında o çocuk benim çocuğum olabilir diye söyledi ve ben de Yapıyormuşum. kesinlikle boşanmıyorum dedi. Şimdi tabii buradaki karmaşık bir ilişki var aslında. Sen de biliyorsun Nefes, aslında hani burada Aynen. konuşurken bunu da unutmamak lazım. Aslında Mustafa Bey ile hala resmi nikahlısın ve resmi nikahlıyken Hasan'la birlikte oluyorsun. Hasan'dan bir çocuğun var. Evet. Aynı zamanda Hasan'la çocuğun olduğu zaman da Bülent Bey'e kaçıyorsun. Evet. Yani aslında çok çetrefilli bir ilişki dinamiği. Şimdi Nefes, eşin, resmi nikahlı eşin Mustafa Bey hattımızda. Bakalım o neler söyleyecek. Mustafa Bey. Mustafa Bey. Efendim? Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk ablacığım. Nasılsın? İyi misin? İyiyim, çok teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Sağ ol. Şey ablacığım. Abla bir şey düştüm. Allah'a şükür oradayım. Çıkmak istemiyorum. Ama annem ısrar etti. Çıkmak istedim yanınıza. Ama Tamam. bu ben anlamadım. O zaman bir yardımcı ol. Ben bu işi çözemedim. Vallahi çözemedim ya. Bu işle çıkamadım Tamam abla. Mustafa Bey, birazcık böyle sesiniz hani şey çok anlaşılmıyor. Şunu söyleyeceğim. Böyle tek tek Abla ben ben size sorayım. Ben şunu çok merak ediyorum. Siz hala Nefes Hanım'la resmi nikahlısınız. Bu durumlara ne Evet. diyorsunuz? Şimdi Hasan Bey var, Bülent Bey var, ortada bir bebek var. Evet. Ne söyleyeceksiniz? Şimdi abla ben sizi bilmiyordum. Abla ben İstanbul'da yaşıyorum abla. İstanbul'a Evet. geldim. Telefonu çaldırdım. Bir hırsızlığa uğradım abla ben. Tamam mı? Evet. Telefonum boğuk geliyor. Şimdi onu veriyorum. Ben hiç sevmeyiz. Nazlı oraya polo yapmaya çıkmış abla. Ben size söyleyeyim. Ne olma etti? Neye çıkmış Nefes? Şimdi Nazlı oraya boşamak için çıkmamış abla. Ne Ben için size söyleyeyim. çıkmış? Ne için Yok çıkmış? abla, ben konuştum ablacığım. Esra abla. O Hasan'ı çok seviyor. Hasan'a tatlıyor. Hasan'ı seviyor. Hasan'ı mı seviyor Nefes? Evet abla, evet. Ben iyi biliyorum. Aa, yani ama Bülent var burada. Abla Bülent kim ya? Ben yokken abla ben çıkacağım bak ben sizi yarın alacağım Esra alacağım. Ben sizin yanınıza çıkıyorum yarın tezahürata giriyorum ben. O iki ay ala sen geç. Herkes seviyor Nazlı. Nazlı herkes seviyor. Yani Nazlı Ahmet de Nefes seviyor. herkesi mi Mehmet de. seviyor? Evet. Mehmet de seviyor. Ahmet de seviyor. Murat da seviyor. Onlar Herkes seviyor kim? Nazlı. Onlar kim? Ahmet, Murat. Maşallah, maşallah. İyi saymışsın. İyi ezberlemişsin. Ben burada Hasan'ı sevseydim burada herkesin içine derdim. Hasan ben seni seviyorum, çocuğumuzu da alıp gidelim derdim. Bu bir. İkincisi, benim buraya çıkma sebebim ben buraya isteyerek zaten gelmedim. Bunu herkes biliyor. Hasan beni getirtirdi. Hasan başvurmuş buraya. Ben vurmadım. Ben de meraklı değilim televizyonlara çıkmaya. İnsan gibi gel, Söylesen. boşanalım sen yoluna, ben yoluma. Mustafa, sen diyorsun ya çocuk benim. Gel Niye buraya kanıta ablacığım karışım. kim Bak buldun? gel. Bak gel DNA testi raporu da burada. Bak görürsen. Gel de ki de çocuk benim diye kanıtla. Hasan, bir su Hasan. Oğlum ben senin arkandayım, bir susana. Ben senin arkandayım Hasan. Kanka. Kendini Tamam. arıyor, kendini Aa, bir git. dakika, çok iyi. Mustafa Gel Bey, kardeşim ben Mustafa çocuğumu Bey, bir evet dakika bana Hasan. yeter. Cuma Tamam. günü, Ben senin Cuma arkandayım günü. Hasan. Sen bir sus. Sen bir Mustafa sus. Bey, Hasan. Mustafa Bey, Cuma günü Bülent Bey aslında dedi ki Mustafa Bey çocuğun benle olmasını istiyor. Çünkü bana daha çok güveniyor dedin sen Bülent. Doğru Evet. mu? Evet, ses kaydı Ses da var. kayıtları da var. Attık. Attık Hatta hatta ses siz kayıtlarını. Bülent'le kayıtlarını da olmasını mı sunduk. istiyorsunuz Nefes'in? Abla kim var? Ben anlamadım ki ben. İşine gelmiyor. Ya Esra abla ben bir konuşabilir miyim Esra abla? Ya bana müsaade misiniz? Evet. Esra abla bir saniye Esra abla. Şimdi Nazlı Han bir kenara gelin. Şimdi Hasan sen bir zıplama. Ben senin sana arkandayım Hasan. Çok kötü. Ben senin arkandayım. Sen bir sus. Seninle İyi de işim yok. yaklaşmışsınız be. Ha. Helal Şimdi olsun. kenara çekil ha. Şimdi Nazlı sen benim çocuğumu nasıl aldırdın? Mustafa Nasıl Neyi? aldırdın? Emrah'la Hatta dün Evet, konuşma Esra'nın çocuğunu dün konuşmandaki bu. ses kayıtları da sunuldu Bülent bir saniye. biliyorsun. Nefes sana Ya Hasan söylüyor. Sen benim sen çocuğumu benim aldırdın mı diyor Mustafa Abla Bey. kendi çocuğu olmuyor, Var olmuyor. desem Yalan ben şahidim. söylüyor. Anne karnındaki öldürdü. Rahatsız onun.
Yani sizin zaten çocuğunuz olmadığını iddia ediyor Nefes Hanım. Olmuyor. Hasan sen misin? İlk eşim. Sen misin? Sen misin? Daha en son görecek. Sen misin? Sen bir otur kenara. Şimdi ben Nazlı'ya konuşacağım. Nazlı seni bekliyorum. Söyle evet. Söyle Nazlı. Senin ilk eşinden çocuğun olduğunu biliyorum. Ama anne karnında çocuğu öldürdüğünü de biliyorum. Bunu kendi ağzında söylemişti. Nasıl yani? Bu bir. Aynen abla. İlk eşi hamile. 9 aylık bir iki gün mü ne varmış doğum yapmasına. Kendi çocuğunu alkol içerekten karısının boğazını sıkıyor. Ağzını sürüyor. Ama yok benden önceki eşi. Ondan sonra bende de kesinlikle hiçbir zaman çocuğu olmadı. Çünkü birlikteliğimiz olmadı. Böyle, duydunuz mu Mustafa Bey? Yalan söylemesin. Evet. Kalkıp da Masal benim kızım bile demesin. Benim çocuğumun da adını ağzına alma. Abla Masal benim kızım bana. Adamın elinde benim elimde DNA testi var. Sen neyi kafasını yaşıyorsun be? Bana ne abla oğlum? Öbür ne? Konuma öbürsün. Mustafa Bey, ben sizin sesinizi hiç anlamıyorum. O yüzden çok boğuk. Ya tekrar bağlayın arkadaşlar ya da böyle ben hiçbir şey anlamıyorum. Mustafa Bey, hiç anlaşılmıyor sesiniz. Çok boğuk bir ses. Şimdi şunu söylemek istiyorum size. Nefes, Bülent ve Hasan. Şimdi hadi Mustafa Bey ile sen daha evlisin. Sen Nefes buraya geldin, ben artık kimseyi istemiyorum dedim. Bülent'le son durumunuz ne? Ama biz iyice oturduk, konuştuk, anlaştık, her şeyi yoluna koyduk. Yani boşanmam için de yardımcı olacak. Hani boşandıktan sonra hani kadınlarda 300 gün normalde bekleme süresi. Evet. Beklerim dedi, bu zamana kadar nasıl bekledim dedi, buralara kadar ben senin için nasıl geldiysem dedi. Sen nereye ben oraya dedi, sen beni kovsan da gitmem dedi. Ha dünden beri tartışıyoruz. Niye tartışıyoruz? Çünkü ailem beni arıyor. Ne diyor ailen? Karşı tarafın abisi, bak daha ben amcamın numarasını bilmezken amcamı aramış. Hasan. Hayır, abisi Mehmet. Amcim. Niye? Ermişsin misin? Son karar mı? İşte demiş ki, Nefes'in kaldığı oteli biliyoruz. İşte otele müşteri gibi adam sokacağım. Ya insan gibi çocuğu bize verir, ya iftiralara katlanacak, ya da kızınızın başına geleceklerden biz sorumlu değiliz. Bir dakika. Ne demek? Niye tehdit? Şimdi sen bir şey soracağım. Ve ben dün sabaha kadar ağladım ama uyumadım. Bak, bir kere sen o yalanın ortaya çıktı. Ne yalanı? Bak abi bir kere senin sülalen hayatta tanınmaz. Aramış, hayatta da seni aramaz. Senin numaran ağabeyine dahil yok bu bir. Sen benim ailemi aretle rahatsız etme hakkın yok bu bir. Araştırmışlar profesörler ya. Ya senin telefon dökümanını bak. Siz sülalen de profesör olduğunuz için. Var. Dökümanlar çıkardın görürsünüz. Hiç sorun değil. Bende ses kayıtları da var. Yani. Bir dakika. Hiç sorun değil. Bende ses kayıtları da var. Hiç sorun değil. Siz böyle bir tehdit, böyle bir durum oldu mu? Kesinlikle yok Esra. Emin misin? Kesinlikle. Ben hatta size söyleyeyim mi Esra? Ben cumartesi pazar hatta otelde kalan bir abimiz var. Beni çok seviyor. Hatta onlara bir tıtık gezdik, tozduk. Öyle bir durum bile geçmedi. Öyle kesinlikle. Bir şey yok diyor. Benim hatta ailem mutlu, ailemden para da istedim ben. Kesinlikle öyle bir durum olmadı. Hasan sen şunu söyle, sen çocuğunu istiyor musun? Ben çocuğumu istiyorum mesela. Bunların yanında çocuğumun işi yok. Kesinlikle yok. Çünkü yani niye bir yalancıların yanında ne benim iş var benim cuma çocuğumun? Günü, bak iki gün ben uyumadım. Üstelik otele sorabilirsin. İki gün boyunca ben uyumadım. Çünkü ben çocuklama hediye almışım. Kalkıp öyle atması hiçbir gereği yoktu. Sen geri attın. Çünkü kendisi de hediyesi değil. Ben çocuklama hediyesiydi. Çocuğum demiyordun. Benim çocuğum bak. Sustur bu çocuğu. Esen, sustur. Sen eve gidin. Kaldır kucağını. Aynı olabilir. Anda konuşmayın. Tek tek konuşun birbirinizi dinleyin. Evde çocuğun. Aynı anda konuşmayın. Yalan sus. Mı? Ha. Çocuğun evde oyuncaklarını, eşyalarını her şeyi görebilirsiniz. Diyor ya çocuğuma hiçbir şey aldı. Bakabilirsiniz Esen Hanım. Onların hepsini değil. Benim ailem aldı. Kusura bakma. Faturadan ben çıkartırsam görürsünüz o zaman. Çıkarttır. Ben çıkartırım. Mağazadan alışveriş yapıyorsun. Getireyim. Bana bak bana. Mağazadan alışveriş yapmışsın. Bana icraları geliyor. Bu ne? Benim üstüme niye yapıyorsun? Emin misin? Hadi. O kağıt senin kağıdın. Emin o misin? Sen imza olmaz. Sen TC'nin olmaz. Emin misin? Zaten sunuldu. O senin imzaların var. Dur aynı anda zaten. Konuşmayın. Şunu söylemek istiyorum. Hasan sen çocuğumu istiyorum diyorsun. Nefes sen? Vermiyorum. Ben çocuğumu istiyorum mesela. Bunu yanında güvenli değil. Ne yapacaksın? Nasıl? Hiçbir hakkın ben yok. Evlendi, evli kadını aldın, çocuk yaptın, hiçbir hakkın ben kalmadı. Hatalıyım. Sen de Nefes evliyken çocuk yaptın. Çocukla ilgili yani çocuğun tüm bana yani yapısıyla, kökleriyle oynuyorsunuz.
Kendi hayatınız için, abla, kendi aşkınız için. Abla şöyle söyledi. Yok, ama. Esen bak ben hatırlayayım. Ben çocuğum için konuşuyorum. Aynı anda konuşmayın. Ne çocuğu düşünüyorsun? Çocuğu düşünsen evli kadından çocuk yapmazsın. Yok şu an bak çocuğu düşünmesem kalkıp peşe düşmezdim. Çocuğu düşünseydim ben kaç gündür buradayım. Niye bezinin mamasını alıyorsun, karşılamıyorsun ya? Hani bakarım bir de diyor. Niye alayım bakarım diyorsun diyor. Ya? Babalık yaparım bunu. Babalık bu mu? Yapsın. Babalık zaten. Bu mu? Yapsın. Lan ben kaç gündür buradayım? Kaç umurumda gündür? Umurumda mı? Değilsin oğlum umurumda. Ben senin umurundayım demiyorum zaten. Ben kaç gündür buradayım. Beni niye arayıp da demiyorsun çocukların bezi mamasına ihtiyacı var mı diye. Arayınca sonra diyorsun ki ben böyle mi babalık diyorsun. Yapacaksın? Böyle mi istiyorsun ben ya? Denetme beni yine. Ben senin muhatap dedim. Ben çocuğum var. Ne halin varsa gör. Ne halin varsa gör. Ne halin varsa gör gör. Allah Allah. Komşumun kızı dedi. Burada sevgili mi yok? Sen niye kafasını açtın ya? Erkek namusuna düşkündür derler ya. Demeyin. Ben de konuşurken düzgün konuş. Ne yaparsın? Yine ben mi döversin? Ben konuşurken düzgün konuş. Ne yaparsın? Konuşmuyorum. Ben ağzımı açarsam çok kötü şeyler açarım. Bak çok kötü şeylerini açarım. Pavyonu çalışıyor dediniz. Tamam çok madem pavyonu çalışıyorum Esra abla akıl var mantık var. Hiç mi müşterim beni aramaz? Ben işte bu kızla hani pavyonda çalışıyor ya da mekan sahibi hiç mi aramaz abla? Bu kız benim yanımda çalışıp pavyonda müşterileri bunlar bunlar hiç mi demezler abla? Hiç mi bağlanmaz ya? O zaman Metin'e öyle anlatıyorsun. Akıl var mantık var o zaman... ya. Ay zaten bak Hasan sen de şimdi ne? Senin derdin ne ya derdin ne? Ben dedim çocuk ben çocuğum ben ne halim açıyorum. Sana çocuk yok yürü bas git. Vereceğim. Başka kapıya yok. Vereceksin. Vermiyorum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.